2019, 20, 21, 22 ve 23'te en iyi dünyadaki 50 bardan bir tanesi olarak seçilmiş. Dünyanın ilk 50 pub'undan bir tanesi olanın içindeyiz. Maybe Sammy'deyiz. Şu an bugün Anason'dayız. Evet, Anason'da değiliz. Maydanoz'dayız. Aklımız Anason'da. Neredeyiz arkadaşlar? Şu an nereye geldik? Bakın bakalım. Sydney'deyiz. Sydney'ye vardık. Aşırı doğal paylaşımımla Sydney'deyiz. After the party and people are fade, that's when I miss you the most. Try to forget you but can't find the way. Guess that's just life, I suppose. But I miss you when you're gone. Arkadaşlar selamlar. Şu an Sydney Havalimanı'na geldik. İlk girer girmez size değişik bir bilgi vermek istedim. İlginç bir şekilde bizi Arrival tarafından değil, yani yine Departure tarafından indirdiler. Yani uçaktan iniş ve binişler aynı kapıdan yapıldı. Açıkçası ben şu ana kadar Avustralya'nın özellikle havalimanı sistemlerine bayıldım. Her şey aşırı derecede easy. Binerken de bilmiyorum arkadaşlarım söyledim ama hiç kimlik göstermedik. En son uçak girişinde bile kimlik göstermedik. Sadece boarding pass'i okuttuk. Zaten valizleri valiz videomuzda gördünüz. Tamamen kontrollü bir şekilde, hiçbir personel olmadan yapılıyor. Kendi kendine yapılan bir sistem. Yani kişileri aradan çıkararak hem ciddi anlamda maddi bir avantaj sağlamışlar hem de çok güzel bir hız kazanmış süreç. Ben şu ana kadar Avustralya'dan çok memnunum. Şimdi valiz bölümümüze gidelim, bakalım valizlerimiz gelmiş mi? Nedense o insansız verdiğimiz için kaybolacakmış gibi bir hissiyat var içimde ama birlikte göreceğiz. İnsansız verdiğinizden de bence son dakika verdiğiniz için kaybolabilir. Ben de bir kendim yaptım ya, yani işte yani bir güven vermedi bana. Sydney'e gelince memuriyetten uzaklaştınız siz, bir Sydney havası yaradı yani size burada. Daha bir yani short kendini gösterdi. Çalışkan insan biliyorsunuz, şöyle gösterebiliriz bilgisayarım işte. Normal pasaportum ve evraklarım, çantam yanımda. Evraklarım. Yani her an her şey için hazırım. Mezme ne tarafta acaba? Hayır, ben bir şey söyleyeyim mi? Bahri Bey kameraları çok seviyor. Ondan böyle. Şimdi kamera size dönsün, tekrar memur haline geri dönebilir. Bırak elimi alacağım. Elimi buradan çıkarıp para veriyorum. Kolyesi bile dışına çıkmış Bahri Bey'in ya. Öyle ki. Vallahi biliyor bu işleri. Ne diyelim, eğer ne diyoruz? Influencer olunmaz. Influencer doğulu. Erzurum'da yetişir bu influencerlar. İlk ham kaynağı orasıdır. Bunları çektik mi? Yok. Şöyle bir çekelim. Bir kere görseli mükemmel, güzel ve inanılmaz derecede uygun. Bakar mısınız? Mesela şunları, şu üst taraflar. Mesela Spinach Ricotta Roll $9. Yani mesela beef pie var, bakın bu tuzlu, içerisinde dana eti var. Bu pie bile 9,5. Yani salata bir kere çok şık, sunumlar çok şık. İnanılmaz güzel. Bahri abi kime görüntüsünüz? Çok beğendim. Evet, heyecanlı bekleyiş başladı. Valizlerimiz gelmiş mi? Önde arkadaşlarım şey dinliyorlar, atmaca gibi bakıyorlar gözleriyle. Evet, evet ve gelmiş. Gel. Gel, evet, ben de görüyorum valizimi. Harika ya. Müthiş bir sistem ya. Evet, valizlerimiz burada arkadaşlar. Gerçekten insan görmeden. Bu kadar geç kalmamıza rağmen. Evet, otobüse biner gibi gittik geldik yalnız. Farkında mısın? Uçak değil de. Aynen. Hadi bakalım. Şimdi biz şehir merkezine doğru gideceğiz. Önce Uber çağıracağız. Şehir merkezinde görüşürüz. Evet arkadaşlar, Sydney'e geldik. Uber'imizi çağırdık. Şimdi önce bir outlet'e gideceğiz. Uber'imiz geldi. Arkadaşlarım biniyor.
Şöyle. Hadi gel. Hadi. Standart bir Uber çağırmış. Evet. Yurt dışında en çok sevdiğin şey bu. İnşallah yakında Türkiye'de de olacak bence. Gerçi Türkiye'de Uber yok, pardon, ben bu gerçeği unuttum. Yani Türkiye'de de Tesla popülerleşmeye başladı ya. Okay. Arka koltukta da oturunca aynen, emniyet kemerimizi takmak zorundayız. O yüzden ben bir emniyet kemerimi takayım. Şimdi hava birazcık kapalı şansımıza. Birazdan da yağmur başlayacakmış. Biz de bu fırsatı, yani yağmur aslında kriz de, krizi fırsata çevirip hava yağmurlu olmaya başladığı an update'e girelim dedik. En azından kapalı bir yerde olalım. Evet. Malum ag almak lazım. Ta Avustralya'ya gelmişiz. Almanya'yı dövüyorlar. Şimdi AG'da şöyle bir ayrım varmış. Ne? İki ayrım varmış daha doğrusu. Bir normal AG, bir de Avustralya AG'ı. İkisi de farklıymış. Yani fark ne bilmiyorum. Herhalde içindeki tüyler. Farkı fiyatı. Fiyatı da. İçindeki tüyler de Avustralya AG'ın içerisinde daha çok tüylü olduğunu söylüyorlar. Aha. Evet. Daha iyidir. Evet, daha iyiymiş. Bakalım fiyat performans. İnşallah bakacağız. Öyle dedikleri gibidir. Şimdi atlete doğru. Yalnız benim en sevmediğim şey, şimdi alacağız, sabah seneye giyeceğiz. Olsun, yatırım gibi düşünün bunu. Geleceğe yatırım, severiz biz yatırımı. Severiz tabii, bayılırız. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi nereye geldik? Bugün az önce de söylediğimiz gibi saat 2'den sonra yağmur başlayacağı için Sydney sokaklarında dolaşmak yerine hemen kendimizi bir AVM'ye attık. Malum adlar alınması lazım. Ag bakmaya geldik buraya. Şu an Birkenhead Point Outlet Center'dayız. Bizim otelimize yakın sayılır, bir 10-12, 15 de olabilir. Uber çağırdık. Çok pardon. Abi dilerseniz siz bize IBAN'ınızı verin. Biz sonra FT havale. IBAN ne lan? Sen IBAN'a IBAN mi diyorsun? Bana bak. No. Uber çağırdık. Uber'la atladık geldik. Girer girmez aslında çok da güzel şeyler bulduk ama çok açız. Önce yemek yiyeceğiz. Yemekten sonra gezmeye başlayacağız. Merhabalar arkadaşlar. Herkes bilir, daha doğrusu bilenler bilir. MasterChef Somer Şef'imiz var. MasterChef'te Somer Şef var biliyorsunuz. Somer Şef'in Avustralya Sydney'de iki tane restoranı var. Bunlardan bir tanesi McDonald's, bir tanesi Anason. Şu an bugün Anason'dayız. Evet, ara sonunda değiliz. Maydanoz'dayız. Aklımız ara sonunda. Yani tabii Türkiye'den birinin gelip de burada böyle bir restoran açması açıkçası çok keyifli. Ayrıca enteresan olan şöyle güzel bir şey var. Dil okulu için gönderdiğimiz birçok öğrencimizi burada çalışıyorken görüyoruz. Hatta bugün burada bir öğrencimiz çalışıyor. Daha önce Amerika'ya gönderdiğimiz, şimdi de Avustralya'da dil eğitimi alan bir öğrencimiz Zeynep burada. Birazdan onlara röportaj yapacağız. Şimdi birkaç tane starter'la başladık ve çok özlediğimiz Türkçe ile başladık. Açıkçası ben genel olarak size ambiyanstan bahsetmek isterim. Normalde Zeynep bize buranın çok dolu olmadığını, yani aslında birazcık daha böyle sakin bir ortamda günü geçirdiğini söyledi. Fakat bugün oldukça kalabalık. Pazartesi akşamı olmasına rağmen oldukça yoğun. Yani ambiyansı ben çok beğendim. Son derece elit. Gelen kitle de öyle, mekan da öyle. Şimdi birazdan tadına bakacağım. Tadına bakacağım şeylerin de lezzetli olacağını ümit ediyorum. Yani öyle tahmin ediyorum. Çünkü çok da leziz gözüküyorlar. Arkadaki bar ve arka tarafta, şimdi birazdan da görürsünüz, Somer Şef'in almış olduğu, restoran almış olduğu ödüller yer alıyor. Restoran açısından ben ambiyansı çok beğendim. Şimdi birkaç başka mekanla da kıyaslarız. Orasıyla görür. Ben birazcık daha kebap ağza yakın olur diye düşündüm ama öyle değil. Tam bir fine dine restoran niteliğinde bir yer yapmış. İçki içebileceğiniz, işte kokteylinizi içebileceğiniz bir yer yapmış. Yanında da aperitifler alabileceğiniz. Burası daha çok bu arada vegetable ağırlıkla bir mekan. Burada yanılmıyorsam, ben yanlış anlamadıysam et ürünleri yok. O yüzden çok kalabalık olmadığını, yani uzun uzun büyük yemeklerin yenmediğini söyledi Zeynep bize. Ama ona rağmen son derece kalabalık. Valla gurur duyduk, ne diyelim. Allah birçok başka restoran sahibine bunun benzerlerini yaşatsın. Temennimiz bu yönde. Çaydan başlıyorum. Zeynep'in önerisi bu. Zeynep bu arada muhteşem bir garson. Bizi çok güzel ağırladı. Hmm.
Bu içtiğim şey muhteşem. El Apple'da. İçinde şey var, tarçın var. Elma parçacıkları var ama muhteşem bir tadı var ya. Enfes yani. Çok çok lezzetli. Şimdi biraz anlamsız bir tat olacak. Burada sıcak bir şey içeceğim ama bir yandan da bunun tadına bakmak istiyorum. Bu pistaçıymış. Yani Antep fıstığıymış. Biraz tadına bakalım. Ben biraz tadına bakıyordum. O sırada tabii ki Instagram'da paylaşılacak güzel fotoğraflar çekiyordum. Bu arada bunun tadına baktım. Bu da efsane. Fıstık yiyorum ve fıstıkla nane yiyorum. Şu da küçük küçük domatesler. Domates değil. Ne bu ya? Çok güzel bir şey bu. Yok, üzüm gibi bir şey. Tadını anlayamamıştı. Ama çok güzel bir şey. Üzüm inanılmıyorsam. Buna da bakayım mı? Şunu şöyle birazcık keseyim. Bu ellim bence. Hiç bakmadan da söyledik. Zeynep'e sorduk ne tavsiye edersin diye. Bunları tavsiye etti. Gerçekten muhteşemmiş. Yani hellim olduğunu düşünüyorum. Evet, hellim. Evet, susamla. Susamla tatlı bir sos evet, var. Evet, var. Galiba. Evet, şu. Beef feta, pistachio, sweet sour grapes. Evet, üzülmüş içindekiler. Bunun fiyatı 26 dolar. Bir de galiba kadın butu köfteyi, bir bu da değil. Çizli bir şey. O da 24'tü galiba. Galiba o da 24'tü. Zaten ortalama appetizer'ların ortalaması 24 ile 26. Ama burada yediğim şeyi bulamıyorum şu an. İyicene bakmam lazım. Sen bir bakmak ister misin beni? Yani kısacası Avustralya'ya, Sydney'e yolunuz düşerse mutlaka maydanoza uğramanızı tavsiye ederiz. Somer Şef adı gibi güzel bir yer yapmış gerçekten. Namı da burada yürüyor. Afiyetle yiyeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar, ayağımızın tozuyla Sydney'e geldik biliyorsunuz. Hemen kendimizi dışarıya attık. Bugün çok yağmur vardı. Yağmur şimdi dindi ve yağmur diner dinmez biz de kendimizi sokaklara attık. Şimdi Sydney sokaklarında dolaşıyoruz. Evet arkadaşlar, şu an Sydney sokaklarından sesleniyorum size. Melbourne'den sonra inanılmaz kalabalık, daha canlı ve bence eğlenmeyi seven insanların olduğunu görebiliyoruz çok net bir şekilde. Melbourne biraz daha böyle erken saatte bitiyordu hayat ama burada insanlar sokakta, mekanlarda inanılmaz bir şekilde eğleniyorlar. Benim şimdiden favorim Sydney oldu diyebilirim. Şöyle söyleyebilirim size, Melbourne'de daha çok Asya ağırlıklı eğlenceler, mekanlar, işte restoranlar gördük. Burada ise aslında gerçek Aussie diyebileceğimiz mekanlar, eğlence anlayışlı ve eğlence anlayışı gördük diyebilirim. Aussie nedir peki? Aussie ne demek? Onu söyleyelim arkadaşları. Aussie, arkadaşlar gerçek Avustralyalılar kendilerine Aussie diyorlar ya da insanlar mı Aussie diyor artık bilmiyorum ama Aussie diye sesleniyorlar. Hatta şöyle Ugg'ın üzerinde bile Aussie yazıyor. Evet. Biz bugün alışveriş merkezine gittiğimizde elbette ki Ugg çılgınlığı yaşadık ve inanılmaz derecede Ugg aldık. Ugg'ların üzerinde bile Aussie yazıyor. Dolayısıyla Sydney'e geldiğiniz zaman daha çok Aussie göreceksiniz diyebilirim. Şu an Bahri Bey de Ahize'den kimle konuşuyor? Türkiye'ye mi bağlandınız? Merhabalar, merhabalar, hoş geldiniz.
Ben de gelmişken açıkçası burada şöyle bir tanıtım yapayım. Bu lokasyonu gördüğünüz zaman şuraya yaklaştırabilirsiniz. Bu telefonlardan ücretsiz Avustralya içinde herkesi arayabiliyorsunuz. Aynı zamanda buralarda ücretsiz internet var herkes için. Bu firmanın bir reklam çalışması. Ben de hazır bunu yakalamışken bazı dostlarımı, Avustralya'dakileri hazır arayayım dedim. Alo. Ne haber, bir konuş bakalım, ses geliyor mu? Bir şeyler söyle, şu an yayındayız, YouTube yayınımızda, bir telefonu yaklaştırıyorum mikrofona, bakalım sesin gelecek mi? Evet, şu an tam Exchange Courtyard var, onun karşısındayız, gelsene. Evet, yakın mısın? Selamlar. Neler oluyor Mithat? Beni korkutuyorsun. Dur şu makineyi. Her yer köpük içinde kaldı. Yeter. Peki gerçekten aradı mı Bahri Bey? Aradı, konuşuyorduk. Evet. Ses gelmiştir o zaman. Sesi soktum oraya. Harika, harika bir fırsat, harika bir olanak arkadaşlar, sağlamışlar. Bunun tanıtımını yapmak istedik size Flash TV aracılığıyla. Evet, şurada zaten bakın. Eski ankesörlerinin yerine artık yeni dönem Wi-Fi kollar var, telefonlar var. Çok güzel, harika. Yaratıcı bir reklam figürü. Kesinlikle. Ben çok beğendim şahsen. Güzel bir fikir olmuş en azından. Güzel bir reklam olmuş. Telesira bu arada buranın şeyi, hani bizdeki Vodafone'u, Turkcell'i falan, Telesira'nın reklamı. Evet. Sürekli Wi-Fi kullanıyor aslında. Hat almayı tercih etmiyorlar. Wi-Fi olmadan ama bir Avustralya numarasını arayacaklarını ücretsiz olarak da rahat kullanabilirler. Evet, çok büyük bir artı gerçekten. Peki bu ahizelerden her yerde var mı acaba? Yani var, çok yoğun var. Mesela bir tane de şurada karşıda bakın, orada var. Az ileride 50 metre yani var. Yoğunlukla kadar kullanılmış. O kadar yoğun Avustralyalı aramazlar herhalde. Ama arkadaşlarını ararlar, onların telefonlarını ararlar. Şunun için olmuş olabilir. Mesela cep telefonu şarjı bitti, acil bir durumu var. Şarjı yok, en yakınını arayabilir ya da telefonunu kaybetti, evet. Yine ihtiyaç duyabilir. Numarayı hatırlarsa evet. Yani bu noktalarda her türlü avantajları var. Kendimizi böyle sokaklarda oradan oraya atıyoruz, birlikte gezelim ve görelim. Sokak çocuğu olmak istiyoruz biz bugün. Sokaklarda sabahlara kadar dolanmak istiyoruz. Bizi merkeze götürür çocuğu. Müsünüz Bahri Bey? Götürürüm tabii ki, şöyle. Geldik. Evet, ama. Arkadaşlar, bu ülkede stres yok, bu ülkede gerginlik yok, mutsuzluk yok. İnanılmaz mutlular, güler yüzlüler. Yani çünkü bence gamsız millet diye düşünüyorum. 3'e kadar çalışıyorlar, sabah 8'den 3'e kadar çalışıyorlar. Haftanın 4 günü çalışıyorlar, çalışma konusunda tembeller. Dolayısıyla adamlar niye gergin olsunlar ki? Hiçbir şey düşünmüyorlar, eğleniyorlar sabaha kadar. Ya ne güzel hayatınız varmış sizin ya. Bizim hayatımız stresli maalesef. Şimdi şöyle, öğrencilerimizle yapmış olduğumuz görüşmelerde de şunu gördük aslında. Her gelen öğrenci... Trafik kazası. Kendimizi o kadar kaptırdık, yakaladınız evet, mı o anı? Evet sevgili arkadaşlar, gördünüz mü bilmiyorum. Çektiniz neden burada yaşamıyoruz? Çünkü DNA'mız uygun değil. Düzenli olarak kırmızı ışık, yeşil ışık, mert ışık, mert yön. Bunlar da çok sıkıntı yaşıyoruz. Ondan özellikle video değil. Çekilirken. İnşallah arkadaşlarım sağ salim gelirler. Bugün yine Allah'a şükür bir hayat daha kurtardık. Bugün de öyle. Hayır. Ondan dolayı değil şimdi. Biz burada kırmızı bile olsa bu araçlar yaya duruyor ya. Duruyor. Onun ya, özgüveniyle, onun rahatlığıyla geçiyorum ben de. Allah Allah. Evet arkadaşlar, şimdi Maybe Sami'ye geldik. Burayı bize öğrencimiz Zeynep önerdi. Zeynep biraz önceki Somer Şef restoranı Maydanoz'da karşılaştığımız orada çalışan öğrencimiz Zeynep bize burayı önerdi. Burası kokteyl bar.
çok keyifli bir yer olduğundan bahsetti. Biz de merak ettik. Bir içeri girip bakacağız. Bakalım nasıl. Ben burayla ilgili şöyle bir bilgi vermek istiyorum. En az 5 yıl üst üste burayı göstereceğim. Evet. Dünyanın en iyi 50 barlardan bir tanesi olarak seçilmiş. Buraya yaklaşabilirsek burada da bilgisi var. 2019, 20, 21, 22 ve 23'te en iyi dünyadaki 50 bardan bir tanesi olarak seçilmiş. Şöyle galiba, Avustralya'nın zaten en iyisi, dünyada da 15. diyebiliyorum. Evet, böyle bir iddialı bir mekan. Burada şöyle güzel bir şey var. Türkiye'de Master Barman olarak adlandırılan, yanılmıyorsam adı Emre, bir barmenimiz buraya transfer edilmiş. Yani buranın bar şefi de bir Türk. O yüzden onu da görmeye geldik. Adı da Emre diye biliyorum, yanılmıyorsam. O zaman hadi bir bakalım nasıl bir yermiş. Thank you. Arkadaşlar evet, şimdi o az önce bahsettiğimiz dünyanın ilk 50 pub'undan bir tanesi olanın içindeyiz. Maybe Sammy'deyiz. Harika gözüküyor ambiyans. Hadi gelin içeriye doğru girelim. Burası kokteylleriyle çok çok meşhur. Bar şefi de bir Türk. Hangisi olduğuna dair bir fikrim yok ama efsane gözüküyor. Ambiyans da çok güzel. Sizden sonra iyi eğleneceğiz, haberiniz olsun. Hadi bu tarafa doğru gidelim mi? Gelin. Bak bak. Efsane. Neler gidiyor böyle? Wow, çok güzel makarnalar gidiyor. Çok güzel, aperitif gibi. Burada makarna yapıyorlar. Gel, gel böyle. Efsane gözüken makarnalar var. Evet, aperitif olarak makarna yiyebiliyorsunuz. Kokteylinizi alabiliyorsunuz. Aşırı başarılı. Çok güzel. Bar tarafına geçelim mi? Küçücük bir mekan aslında. Çok geniş değil. Böyle bardan doğru sen devam et istersen. Yani ama o yüzden çok çabuk sold out oluyor. Ama insanlar müthiş eğlenebiliyorlar. Açıkçası ben çok çok beğendim. Hani bu tarafa biraz içeriye doğru da gidelim. Tüm detayları görelim. Evet, şimdi sıra bizde, biraz eğlenelim. Kokteyllerin tadını çıkaralım. Görüşmek üzere. Sydney sokak serüvenimiz devam ediyor. Devam ediyordu. Evet arkadaşlar, Sydney gece hayatında biz devam ediyoruz. İki tane bara gittik. Bir tanesi kokteyl bardı. Zaten Maybe. Neydi Maybe? Maybe Sammy. Ha, Maybe Sammy. Oraya gittik. Orası kokteyl bardı. İnanılmazdı. Gerçekten aldığı ödülleri sonuna kadar hak ediyor. Şu an devam ediyoruz. Şimdilik burası çok canlı. Gece hayatı deyince de Sydney diyebilirim. We'll be right back.
herkes ne güzel eğlensin, güzelce neyi tercih ediyorsa tercihini yaşasın isteriz. Yani Sidney gece hayatı gerçekten çok elit devam ediyor. Yani pazartesi olmasına rağmen ben şaşkınlık içerisindeyim. Neden bu mekanlar bu kadar dolu, nasıl dolu? Yani Ankara'da, İstanbul'da bilirsiniz hemen herkes bir evlerine çekilir. Perşembe, cuma, cumartesi wow bir yoğunluk olur ama burada öyle değil. Gayet güzel. Burası da bir meydan. Adını bilmiyoruz. Öğreniriz ama. Bir sonraki sabah falan gelir bakarız buraya. Burada bazı şeyler var. Böyle ünlü mağazalar var. Neymiş? Ha, Martin Place'miş. Evet, mekanın adını öğrendik. Bu meydanın adı Martin Place arkadaşlar. Güzel bir meydan. Ya ben en çok neyi sevdim biliyor musunuz? Yani gece geç saatler oldu. Öyle ama hiç etrafta taşkınlık yapan, bağıran, çağıran, ne bileyim kenarlarda sızmış filan öyle kişiler yok. Gerçekten çok medeni bir şekilde eğlenmeyi başarabilmiş Avustralyalılar. Ben Avustralya halkına bayıldım. Yani şu ana kadar birçok ülkede bulunduk dünyada. İşte Amerika, Kanada, Avrupa'da bu anlamda örnek gösterilen vatandaşlar vardır ama hepsini ezer geçer gibi gözüküyor şu an medeniyet yapısıyla. Özellikle insanların gülerüzlüğü, anlayışları, sakinliği, böyle hemen size kibarca davranmaları mükemmel. Yani hani Amerikalılar vesaireler alınmasınlar ama Amerika'da böyle bir şey vardır, yapay bir gülümseme vardır. Burada onu görmedik. Evet, onlar da gülümserler, selam ederler, işte yolda gördüklerinde selam verirler. Burada da o var ama burada böyle candan bir yardımseverlik, candan bir destek olma var. Konuşma isteği var, güler yüzlük var. O yüzden Avustralya halkı 10 puan, bayıldık onlara. Hadi gelin. Şimdi başka bir mekana gideceğiz.